Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında geçtiğimiz salı günü mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde anlaşmaya varılan teşvik paketi değerli metalde aşağı yönlü hareketleri sınırlandırırken açıklanan makroekonomik veriler ile Noel tatili öncesi Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki toparlanma sinyalleri ons altında zaman zaman sert satışların gözlenmesine neden olurken geçtiğimiz gün ise hafta başından beri gözlenen geri çekilmeler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık mali teşvik paketini imzalamayacağına dair verdiği sinyaller sonrasında yerini tepki alımlarına bırakırken mutasyona uğrayan koronavirüsün neden olduğu endişeler ve Noel tatili öncesi Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki zayıf görünüm altında yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasına neden oldu. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1875 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Azalan talep ile birlikte Ons altının aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırasıyla 1870, 1860 ve 1850 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1880, 1890 ve 1900 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altın tarafında ise salı günü kur tarafındaki yatay hareketlere ek olarak Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki toparlanma sinyallerinin altına olan talebe baskılaması gram altında satışlara neden oldu. Geçtiğimiz gün ise ons altın çevresindeki tepki alımları Gram altında yukarı yönlü hareketleri desteklerken gerçekleşecek olan yılın son Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı öncesi kurdaki aşağı yönlü görünüm yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı. Gram altına teknik olarak baktığımızda 461 Türk lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 459 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 463 465 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin Aşağı yönlü hareketlerinde ise 459, 457 ve 455 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise geçtiğimiz gün Birleşik Krallık'ta nispeten zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 Aralık'ta sona eren haftada İşsizlik başvuruları 885 bin beklentiler karşısında 803 bine geriledi. Artan vakalar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici harcamaları Ekim ayındaki %0,3'lük artışın ardından Kasım ayında %0,4'e düştü. Michigan tüketici güven endeksi ise Aralık ayında 80,7 seviyesine yükseldi. Gün içerisinde dikkatler artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler üzerinde olmaya sürdürürken Brexit yönünde kaydedilen olumlu sinyaller paritenin destek bulmasını sağladı. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,3540 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,35 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Gelebilecek alımlarla birlikte paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,3590, 1,3630 ve 1,3670 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise, 1,35 1,3460 ve 1,3420 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar-Yen paritesinde ise dün Japonya'da para politikası tutanakları takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 Aralık'ta sona eren haftada İşsizlik başvuruları 885 bin beklentiler karşısında 803 bine geriledi. Artan vakalar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri tüketici harcamaları Ekim ayında %0,3'lük artışın ardından Kasım ayında %0,4 düşerken Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi Aralık ayında 80,7 seviyesine yükseldi. Gün içerisinde artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler sürerken Noel tatil öncesinde Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki zayıflık ve zayıf seyreden risk iştahının yeni olan talebi desteklemesi sonucu paritenin aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda 103,40 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 103,20 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 103,60, 103,80 ve 104,10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin Aşağı yönlü hareketlerinde ise 103,20, 103 ve 102,80 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. say